herkese günaydın. Hostel Miro'dan Hatice'nin 3 hafta oluyor mu? 3 hafta önce röflesini, boyasını ve keratin işlemini gerçekleştirmiştik. Keratinden sonra nasıl bir değişim oldu Hatice? Bayağı bir fark etti. Birinci saçlarım çok yumuşak oldu. Evet. Rahat bir şekilde bakabiliyorsun. Yani iki işlemden sonra artık kesinlikle fönü ve saç düzleştirme aletlerini kenara atacaksın. Evet. Evet. Keratin yaptırmak isteyenler Hostel Miro'dan canlı müşterilerimizden duyuyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederim canım. Güzel bir kızıl tonu da İsmet ablamızın devamlı kullandığı bir ton. Bir ara biraz koyulaştırmıştık değil mi abla? Yaz için yine açtık. Nasıl hissediyorsun kendini? Sana da daha önce keratin yapmıştık. Keratinle ilgili bize ne söyleyeceksin? Evet, bu da bir keratinli saçtır. Parlaklığı görüyorsunuz. Çok güzel bir kırmızı. Ve kırmızı normalinde güneşten çabuk yıpranan bir renk. Ama keratinle yaptığımızdan dolayı böyle uzun zaman kullanabiliyor. Güle güle kullan, iyi tatiller ablacığım. Sağ salim gidin gelin inşallah. Bir or hastane bekleriz. Hallo liebe Leute, drehst du hier bis zu Ines? Ja, Ines ist schon zweite Mal bei uns. Ich habe ein Video schon mit euch geteilt. Sie hat ganz rot, knallrotes Haare gehabt. Also wir wollen so ein schönes Braun mit blonden Strähnen erreichen. Beim zweiten Mal schaut schon super aus und Keratinbehandlung haben wir auch schon hinter uns. Und jetzt wird Ines sagen, Ines, wie fühlst du dich? Wie ist die ganze Sache mit Keratin, mit dem Färben? Oh, super, perfekt. Also in 3 Wochen machen wir noch eine Keratinbehandlung und ja, dann sind wir, denke ich, mir soweit. Dankeschön, ein schönes Wochenende. Danke.